وسهلا اهلا بكم في بلدكم. كيفكم؟ والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. Dost ve kardeş Somali Evkaf Bakanı ve heyetini bugün başkanlığımızda ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek sözlerime başlıyorum. Kaybettiğimiz kardeşliğimizi yeniden bulduk ve bu kardeşliği bulmuş olmaktan da büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Somali sadece Somali ile değil, Afrika'daki diğer kardeşlerimizle aramızdaki köprüleri de kuran bir ülke oldu. Bilhassa hem Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hem de diğer kurumlarla birlikte son 2-3 yıldır, 4 yıldır Somali ile geliştirdiğimiz kardeşlik örneği başka dünyalarda da örnek olarak gösteriliyor. Somali'de başlayan kıtlık probleminden sonra İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde düzenlenen toplantıya katılmıştım. O zaman demiştim ki aslında yaşanan kıtlık sadece maddi bir kıtlık değil. Yaşanan kıtlık aslında vicdan kıtlığı, merhamet kıtlığıdır. Çünkü Cenab-ı Hak aslında Afrika kıtasına başka kıtalara vermediği büyük nimetler verdi. Fakat maalesef başka dünyalar Cenab-ı Hakk'ın Afrika kıtasına verdiği o nimetleri sömürerek, zulmederek, işgal ederek, sömürgeleştirerek aç ve sefil bıraktı. Bugün hala hem Hristiyan dünyadan hem de İslam dünyasından Afrika üzerinde oynanan bazı oyunları kabul etmek mümkün değildir. Çok büyük üzüntüler yaşandı. Bugün de İslam dünyasında son asırlarda ortaya çıkan mezhepçilik ideolojilerinin Afrika'da yaygınlaşmaya çalışması aynı şekilde kabul edilemez. Hem Somali'nin hem Afrika'nın zaten tarih boyunca kabul ettiği bir mutedil İslam anlayışı hep var ola gelmiştir. Şiddet üreten unsurların buralarda bu toplumların geleceğini rehin almaya başlaması endişe vericidir. Her kardeşimiz de Türkiye'de Somalili kardeşlerini ayağa kaldırmak için bir çaba içerisine girdi. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak da hemen akabinde, o ziyaretin akabinde, hatta öncesinde Diyanet Vakfımızla birlikte Mogadişu'da bir merkezimiz olduğu, öğrenciler getirdik ve bu faaliyetlerimizin devam ediyor olmasından da aynı şekilde çok memnun ve mutluyuz. Henüz düşündüklerimizi yapabildiğimizi söyleyemem. Ama en azından o yoldayız. O yolda kardeşliğimizi tesis etmekten son derece memnunuz. Sizlerin bu ziyaretiyle hem bugüne kadar yaptıklarımızı değerlendirme imkanına sahip oluruz, hem de yapacaklarımızı yeniden planlama imkanına sahip oluruz inşallah. Afrika'da üç büyük düşmanla savaşmadan ve onları mağlup etmeden başarılı olmak mümkün değil. Bu İslam dünyasının geneli içinde geçerlidir. Savaşacağımız birinci düşman cehalettir. Bugün üzülerek belirteyim ki öğretilmiş bir cehaletle karşı karşıyayız. Yani cehaleti bilgi zanneden bir dünya ile karşı karşıyayız. Mağlup etmemiz gereken ikinci düşman tefrika. Yani bu ister etnik, ırkî temelde tefrika olsun, ister mezhep temelinde tefrika olsun, ister statü temelinde, bütün bu tefrika çeşitlerini bir tarafa bırakmadıkça, aynı ümmetin parçaları olduğumuzu idrak etmedikçe başarılı olmamız mümkün değil. Üçüncü düşman da fakirlik. Bu fakirlik derken sadece tabii ki üretime sahip olmamayı kastetmiyorum. Hem
hem üretim, hem fikri üretim, hem düşünce üretimi, hem bilgi üretimi, hem de aynı zamanda maddi üretimi içine alıyor. Biz aynı zamanda yeryüzünü imar etmekle emrolunmuş müminler topluluğuyuz. Başlangıç olarak Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Mehmet Görmez'e çok çok teşekkür ediyorum. Bizi bu güzel karşılaması sebebiyle, misafirperverliğiyle. Biz Türkiye'ye gelince, Ankara'ya gelince ikinci ülkemize değil aslında kendi memleketimize geldiğimizi hissediyoruz. Hatta sudar minan atrak ikvanna ta'arfu ala samarumu.